Hepimiz yine bir World of Warcraft videosu çekiyoruz. Bu videoda şöyle bir şey var. Daha önceden anlattığımız Herbalizm ve Mining mesleklerinden sonra, hani o meslekleri aldıktan ve belli bir seviye getirdikten sonra en hızlı farm nasıl yapılır, en hızlı gold nasıl kasılır, ona bakacağız beraber. Umarım eğlenceli bir video olur hepimiz için. Orada bir yayın kontrolü de yapayım. Bu oyun açılıyken sesimizi vesaire test edelim. Umarım eğlenceli bir video. Evet, sesimiz de güzel, net geliyor. Yayını açtım, oyunu açtım. Hadi bakalım. Gidelim. Ben şimdi size step step anlatacağım abi. İlk anlatacağım olay aslında bir hepimizin bildiği günlük questler. Günlük questleri yaparak işte günde yaklaşık bir 4-5K falan gold kasabiliyoruz. Belki daha fazla da kasabilirsiniz. Açmış olduğunuz bölgelere bağlı değişir Dragonflight'ta. Açılsın, şimdi ben size haritada söyleyeceğim. Valdrakan'dan başlayacağız. Haldrassus ve diğer haritalardaki günlük görevlerimize bakacağız. Onun için bir addon var. World Quest Tracker ve World Quest List diye. Ya şey, YouTube için video çekiyorum ya. Merhaba, hoş geldin. 3 tane addonumuz var. World Quest Tracker, World Quest List, bir de World Quest diye 3 tane addonumuz var. Bu 3 Yok. Evet, sen denk geliyor. Gelmiyorsun aslında ya. Evet, absürt saatlerde geliyor ya. Ya yine kafam attı. Uyuyacaktım. Kafam attı, uyandım ya. Böyle yalnızlığım vurdu. Yalnızlık derken kadınsal anlamda değil, genel anlamda yalnızlıktan bahsediyorum. Ya şey işte ya, anne yok, baba yok. Şimdi düşündüm, ulan diyorum, sülalede herkesi öldüren satayım, tek başımayım. Şimdi Hırvatistan falan muhabbette de var ya benim. Bir yandan onu düşünüyorum, bir yandan şeyi düşünüyorum. Abi düşündüm, 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 en son uyandım yani, düşün. Yani düşünmekten uyandım. Uyuyordum. Düşünmekten uyandım. Neyse, çok problem değil. Dedim atayım buraya kendimi de. Ya yok, burada biraz daha şey ya, açık dünya ya. Biraz daha kafamı rahat ettiriyorum. Unutuyorum bayağı bir şeyi buraya girdiğim zaman. Aa, şunu yapayım. Aha, bunu yapayım. Aa, şuraya gideyim. Şuradan şunu yapayım. Aynen. Şu anda öyle yapıyorum zaten. Uykusuzluk. Yani uyku kaçtı. Biz de üstüne şey yaptım, gittim. Bitir kahve yaptım. Hani zaten kaçtı tadım. Bari filtre kahve içeyim. Böyle komple gitsin diye. RDR'e gireceksen geleyim. Aynen, benim de öyle ya. Dönüyorum dönüyorum. Yatakta şurada döndüm döndüm zaten abi. Uyuyamadım. Ondan sonra biraz canım sıkıldı böyle. Düşündüm böyle. Ondan sonra dedim lanet olsun. Kalk bilgisayara geç. Ha, yok ya, konuşmana gerek yok ki. Normal oynayalım. Konuşalım diye söylemedim ben. Oynayalım diye söyledim. Neyse, dur be. YouTube için içerik üretiyordum. Evet arkadaşlar, bu araları atarım ben zaten şeyde. Ha tamam. Şeyde atarım. Ne diyorlar ona? Kropluyorlar ya videoyu, orada atarım. Arkadaşlar öncelikle M tuşuna basıyoruz. M tuşunda gördüğünüz gibi Valdırık'ındayız şu anda. Dünyamız şu şekilde. Biz dünyada Dragon Isle'dayız şu anda. Bu Dragon Isle içerisinde bir Emerald Dream'imiz var. Şurada World Quest Tracker'ın özelliği, pardon, World Quest'in özelliği şuradaki gold'ların bize gold görevlerini gösteriyor olması arkadaşlar. Daha sonrasında Emerald Dream'e giriyorum. Biliyorsunuz burası yeni gelen map. Yeni gelen map'te de mesela 6 6 6 600 600 1000 1600 1700 gold'luk görevimiz var aslında burada ve bunlar basit görevler. Hani benim levelimde çok rahat yapabileceğiniz görevler. Aynı zamanda bir de yine Tadrasus'ta bildiğiniz gibi Zaralek kavern var. Zaralek mağarası.
Bu mağarada da yine aynı zamanda yine 6-6, 8-8, yine 2K'ya yakın bir gold'umuz var burada alabileceğimiz. Bunların tabi hepsinin timingi var. Üzerine geldiğini gösteriyor. 2 gün kalmış diyor. 1 gün 2 saat diyor. 1 gün 2 saat diyor. 1 gün 2 saat diyor. Bunları böyle sırayla yapıyoruz. Günlük görevleri. Tek tek sırayla. Bunlar basit görevler zaten. Ne diyor? Collect Titan Relic. Titan Relic topla diyor mesela burada. Burada ne diyor? Dristop diyor. O şey görevi bu. Hatırladım ben bunu. Oradaki yaratıkları kesiyorduk. Yaratıkların içerisinden malzeme çıkarıyorduk. Bakın şurada iki tane eğlenceli görev var ki ben bunu yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi tırmanma görevi olması gerekiyor bunların. Buradan bakayım ben hemen hızlıca. Burnik kes diyor. Bubble al diyor. Onu oğlum, anasını ağlatmışlar. Neyse bu hafta normal tırmanma görevi koymamışlar goldlara. Ama şuradaki goldların tamamını toplayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Emerald Dream'deki şu görevleri de toplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine Thadrassus'ta şey mağaraya girip mağaradaki şu görevleri de yapabiliyoruz. Bunların hepsini yaptık diyelim. Bitirdik görevleri. Yani günde her gün yapsanız bunu ortalama bir 5K 6K gold gelir. Bu gold geldikten sonra ne yapıyoruz? Second step. Şuraya gidiyoruz abi. Forbidden Reach'e gidiyoruz. Neden Forbidden Reach'e gidiyoruz? Forbidden Reach çok fazla günlük quest olmayan, kimsenin çok fazla gitmediği, iplemediği bir ada. Adacık. Gemicik gibi bir şey. Aslına bakarsanız. Böyle oraya doğru ben götün götün uçayım. Size yolda anlatayım. Orada yolu göremiz varsa onları da yaparız. Şimdi burada Forbidden Reach'te belirli alanlar var. Şu alan, şu balıkçının olduğu alan ve şurası. Bir de burada şu anda buradan gösteremiyorum. Ezbere gittiğim için oraya gittiğimde göstereceğim. Bir havuz var. Buğul var. Buğulun hemen çevresi genelde üst düzey herb ve mining itemleri dolu oluyor. Bu arada uçarken şöyle bakabiliyorsunuz. Edon'u geçen videoda anlatmıştım. Bu Edon'u. Uçarken şu itemleri görebildiğimiz, neyi loot diyebiliriz, neyi loot diyemeyiz gördüğümüz addon'du bu. Bakacağız ama ona da bakacağız. Onu da anlatırım olmadı tekrardan. Şimdi addon'ların isimleri aklımda değil. Böyle Forbidden'a doğru bir uçalım. Biraz hızlı uçar mısın kanka? Hava oldu. Forbidden'a normal uçuş yasak. Gördüğünüz gibi bir hata verecek. Böyle hızlı uçarsanız ölmezsiniz. Hızlı uçmazsanız ölürsünüz bu arada haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi kurtardık götü. Şimdi burada ben şu ana yere bir gideyim de unutuyorum çünkü. Bakın şimdi burada yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hurricane Bloom çıktı. Bir boka yaramaz. Ama çıktı yani. Bakın şimdi burada minimap'i kontrol ederek gezeceğiz burada böyle. Minimap'imize bakacağız bir yandan. Dediğim pool nerede onu bir bulabilirsem. Balık var. Balık işimize yaramaz şu saatte. Bu neymiş? Right break varmış. Hemen alalım abi. Hemen çökelim. Beleş. Beleş mal tatlıdır. Bir tane yıldız da aldım. Burası. Yep. Aynen. Burada durayım. Size söyleyeyim. Arkadaşlar tam olarak şu bölüm. Burada gördüğünüz gibi küçük bir havuz var. Bakın burada daha önce topladığım şeyler var. Molten Cerevita bulmuşum. Molten Draconium bulmuşum. Ondan sonra ama hepsini burada bulmuşum. Bakın şu bölgede bulmuşum. Şu bölgede de zaten abidik gubidik Cerevitalar çıkmış. Buraları boş verin. Buralar çok önemli değil. Şu bölgede çıkıyor ama bu bölge birazcık sıkıntılı. Burada gelen giden sataşıyor. Yavşak çok. Bakın şimdi hemen düştüm. Cerevitemizi başladık. Bakın şimdi şurada bir pool var. Yes bu pool. Bakın hemen pool'un dışındayken. Bakın görüyor musunuz? Şurada hemen parlak bir mal var. Burada da var. Abi normalde şu anki haritada bir haritayı gezdiğinizde atıyorum 5-6 tane loot topluyorsunuz. Bir bu 6 loot'u ortalama böyle 4-5 zıplamada falan yakalıyorsunuz. Burada tek zıplamada abi. Yani tek tuşla ortalama 5-6 tane değerli
materyal çıkarabiliyorsunuz. Bakalım hemen. Oo. Oo, ben en son şuraları toplamamışım. Neyse. Ona bakarız. Burada görevimiz var mıydı? Ona bakalım bu arada. Bir yandan loot yaparken bir yandan günlük questleri de yapmanızı tavsiye ederim. Bir tane varmış mesela. Varkış. Ne yapacağız lan burada? 450 tane elementar avuç olur diyor. Bakayım şey değilse. Quest'i addon ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Şeyimizi işaretliyoruz. Günlük görevimizi. İşaretledikten sonra tıklıyoruz. Direkt bize track yani izini gösteriyor. Doğal olarak minimap'ten hiç uğraşmadan lambır lambır gidiyorsunuz böyle hiç M'ye devamlı basmadan. Videonun başlığı. Videonun başlığı şu. Bizim bu oynadığımız oyunda günlük questler var. RDR'deki gibi. Ama bu questler gold kastırıyor. Şu görmüş olduğun 214.000 var ya. O gold'u kastırıyor. Bunun da normaldeki şu anki değeri 100.000 gold. Yanlış hatırlamıyorsam 25 euro mu 30 euro mu öyle bir şeye satıyorlar. Şu anda 100.000 gold'u bu oyunda. Hani normal cash para almak istersen. Böyle pahalı bir şey. Oyunun çok fazla... Evet, oyunun çok fazla şey olduğu için oyuncusu milyonlarca olduğu için milyonlarca değil yalnız milyarlarca oyuncusu olduğu için oyundaki şeyler değerli. Paralar vesaireler değerli. O paraları daha hızlı nasıl kasarız? Hani günlük questlerle nasıl kasarız? İşte günlük quest addonları var bizim kullandığımız. Bak şöyle. Şurada gösteriyor bak paralı görevleri. Bu paralı görevleri tek tek gidip bu görevleri yaptığında şu goldları alıveriyor sana. 800 gold. 900 gold. Günde 5k kasarsın. Fazlasını da kasarsın da benim gibi kırman lazım. Yani benim gibi böyle gecenin bir yarısı oturursam. Şu anda mesela benim saat 9'da mesai başlıyor. Saat 4. 9'a kadar anasını ağlatırım. 6-7k kasarım ben. Bu video bitene kadar. 6000-7000 gold kasarım yani. Ben harcadığım için benim az gold'um 214.000 de harcamasam güzel gold'um var. Aynı zamanda bu gold da şey de alınıyor. Oyunda normalde biz aylık bir ücret ödüyoruz bu oyuna. 10 euro. 8 euro mu 10 euro mu? Bu oyunu oynayabilmen için aylık bir ücret ödüyorsun bu oyuna. Aynı zamanda oyun sana diyor ki işte 350.000 mi? Bak şuradan göstereyim. Burada... Nerede karakter transfer game upgrades Dave. Şu anki yeni pekin fiyatı bu 1300 lira. Alacağız mecbur da. Special for Dave. Ya şurada bir yerde şey var level boost Dave. Neredesin lan? Bu aylık ödemeyi gold'la yapabiliyorsun oyunda. Gold'la yapman için de senden 300.000 gold falan istiyor böyle 300k gold falan istiyor. Şu anda burada göremedim de. Burada vardı normalde. Şu anda göremedim. Yani oyun parasıyla işte 300.000 300.000 gibi bir şey. 100.000 gold yanlış hatırlamıyorsam. Öyleydi diye hatırlıyorum. Şimdi buradaki görev tırtmış abi. Hemen şurada şöyle yerimizi ışınlanalım. Uğraşamayacağım. Çok it köpek var burada. Rahatsız ediyorlar beni. Buradan şöyle bir gelin biz mekana. Bak benim karakter bu. Buradaki. Bunlar da benim petler yandaki. Aslanlar. 10 euro daha mantıklı değil aslında. Oyunu düzenli oynarsan. Yok düzenli oynarsan. Aylığa 2 aylık parası çıkarırsın. Ben düzenli girmiyorum. Yani her gün böyle günde 3 saat. Yani 3 saat 2 saat falan. Günde vakit geçirirsen. Tabi. Bir ayda 2 aylık şey parasını çıkarırsın. Çünkü oyunda şeyler var. Bak şurada dungeonlar var. Şuradan bak görüyor musun? 168 gold veriyor mesela. Raid'ler var. 280 gold veriyor. Tek seferde girdiğinde 280 gold veriyor. Bunları kovalaman lazım da ben bilmiyorum ya. Sikerim abi. Raid'ini mi? Bunlarla bulaşacağım. Ben solo takılıyorum. Oyunda solo takılan da var. Ekip halinde oynayan da var. Bizim de var Guild 500 küsür kişi var da. Bir Umar abi var işte Guild'de. Samimi oldum. Umar abiyle beraber bir iki tane de arkadaş var. Onun dışında öyle samimi olduğum kimse yok yani.
Ya solo gezmeyi daha çok seviyorum. Oyun çünkü şeye de açık. Hani solo oynamaya da açık. Solo da çok rahat kendini geliştirebiliyorsun. Şey şart değil yani. İlla birisi olması şart değil şeyde. Yanında. Ben şuraya gideceğim. Arkadaşım beni buraya gönderir misin? Ha. Ben doğru mu gidiyorum yani? Beni niye buraya atıyor bu geri zekalı ya? Şuraya gideceğim. Kanki Breaking Short değil. Ha, Taldrassus. Burada. Binekler var. Bak şu anda mesela benim bildiğim bir binek. O. Mesela şu da var bende. O abimiz de sevdiğimiz bir abimiz. Saygı duyduğumuz. Şu abimiz var. Bende bir ton var. Çok eski olduğum için ben 2008'den 2000 ne 8 lan? 2006'dan beri falan oynuyorum. Ben de biraz daha fazla normal oyunculara göre şey inekti, şeydi, şuydu, buydu. Ya yürü git be, ne çirkini. Şu koleksiyon nerede lan benim koleksiyonum? Burada bir yerde. Heh. Bak şunların hepsi montum benim. Ne çirkini. Çirkinmiş. Bekle bir dakika. Bak bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu en sevdiğim. Bu var, bu var. Bu var. Bu var, bu var, bu var. Kaç tane var? Totalde 144 tane montum varmış işte böyle binebildiğim. Ayılarım var böyle değişik değişik. Kaplumbağam var. Kaplumbağalığına bakma, hızlı gider. Bak şöyle bir atım var. At Murat'tır. Böyle küçük bir tane şeyim var. Böyle bir panterim var. Var ya bayağı işte zamanda öyle kastırdım bunları. Bunları da mesela şeylerden düşüyor. Parayla alabildiklerim var. Alamadıklarım var. Ondan sonra değişik değişik. Bak böyle 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 böyle. Hatırlamıyorum bile birçoğunu da. Oy, kullanmıyorum çünkü. Bak bunlar şeyler. Oyunda petler var. Pet savaşı var Pokemon gibi. Bunlar petlerim. 70 tane petim varmış. Şunlar Toybox'lar. Böyle mesela basıyorsun. Şarkı söylüyor. Oyunda şey çok ya. Nasıl diyeyim sana? Görsel. Görsel mi diyorlar artık? Şey ne diyorlar? O çok yani. Hani çok fazla var oyunda. Bak şöyle değişik değişik şeyler var mesela. Koyuyorsun böyle. Bak şu var mesela. Bunlar hep görev yapıyorsun. Görev karşılığında. Fantezisini alırsın abi. Yani. Fantezisini alan da var. Şeyler vardı bir de. Onları bulamadım şu anda da. Bak yastık var mesela. Bak koyuyorsun böyle. Yastık. Bak. En sevdiğim. Bak balık kafası. Tane quest vardı geçen sene. Oradan düştü bu. Böyle vuruyorsun balık kafasına. Hiçbir şey olmuyor mesela. Böyle değiş değiş. Enteresan şeyler var. Kombattasın diyor lan. Kombattan bir çık. Tabi çıkamayacağım şimdi kombattan. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım lan ben kombattan? Ya mesela oyunda ölünce bir şey olmuyor abi. Tabi. Öldüm mesela. Hop canlanıyorsun. Herhangi bir şey kaybetmiyorsun. Golden gidiyor sadece. O da şöyle gidiyor. Mesela ben yerimde kalktım. Kalkmasaydım çok da gitmezdi. Ne kadar gibi Golden gitti bakayım. Bak bu bineğin özelliği mesela hem satış yapabiliyorsun üzerine binip hem de mesela kendi repair yapabiliyorsun. 474 gold gitti mesela. Burası bir şey değil ki, daha efsane yerler var ya. Burası da güzel, burası şey neydi? Pool, bir şey pool'du buranın adı. Ruby Life Pool. Burası ama benim bu küçüğe binmemin sebebi etrafı daha iyi görebiliyorum. Baksana büyüğün kanatlarından hiç bok görünmüyor. Kocaman olduğu için. Bak böyle değişik değişik yerler var oyunda. Vallahi Merve seni sarar mı bilmiyorum ama şey görsel değil de bunun bir adı vardı ya. Kozmetik, kozmetik. Bu oyunun aslında olayı kozmetik. Yani 2004'ten beri adamların abandığı şey tamamıyla kozmetik yani. Yani kozmetik seviyorsan böyle üst baş yapayım, bineğim olsun. Bineği de süsleyebiliyorsun bu arada kendine göre. Kanatlarını değiştirebiliyorsun, şey yapabiliyorsun.
Rengini, ıvırını, zıvırını değiştirebiliyorsun. Meslekler var, meslek yapabiliyorsun oyunda. Ona balık tutabiliyorsun ki mesela en sevdiğim olaylarından biri bunun oyunun. Mesela canın çok sıkıldı abi, atla böyle aşağıya doğru in. Bak şimdi mesela bir yer bulalım. Göstereyim sana. Böyle sakin, sessiz. Ha şurası. Bak şimdi. Lan. Lan. Ha bunun yürüme şeyi yok diye ayakkabı salam. Sen yürür müsün kanka? Şimdi bir tane yer bulayım. Dur şuraya çıkayım. Burada. Burası iyi. Ben de balık tutarken hep böyle sanki gerçekten balık tutuyormuşum bir yer arıyorum. Heh. Bak şimdi mesela elini oltayı alıyorsun abi böyle. Bak şimdi oltanı önce büyütüyorsun. Yakınlaştırıyorsun karakterini istiyorsan. Benim şeyi çağırayım. Petleri çağırayım da dalaşan malaşan olsun korusunlar beni. Bak atıyorsun böyle oltayı. Olta işte ışık takıyorsun. Ses geldiği zaman bak basıyorum. Bunu yakaladım mesela. Balık satabiliyorsun bu arada bu balıkları. Tuttuğun balıkları satıp para kazanabiliyorsun. İşte mining dediğim madencilik yapıyorsun. Madenden çıkan madenleri satıp para kazanabiliyorsun. Şu madenler mesela. Ben çiçek topluyorum aynı zamanda. Çiçekçiyim mesela. Herbalizm benim mesleğim. Topladığım çiçekleri de satıyorum mesela. Ondan da para kazanıyorum. Ekstradan. Benim toplayıcılık mesleğim. Karakterimi yakınlaştırayım. Karakterin yalnız şöyle bir özelliği var. Şu anda üzerimde şey var. Skin var. Böyle göstereyim de. Bu da şey ama yani nedir onun adı? Dur bir dakika şuradan göster. Bak şöyle appearance'lar var. Setler var bak mesela. Şu seti giyebiliyorum benim karaktere. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum ve bunu yapabiliyorum. Şu an üzerimde bu var. Bunu yapmak için mesela quest yapıyorsun. Böyle. Bak şu mesela çok sevdiğim benim. Üstümdeki de güzel de. Bunlar ama şey yani yine şey. O ilk söylediğim işte ya. Unutuyorum hep adını. Görsel değil de işte o adını söylediğim neydi? Ondan işte. Oyunda çok değişik yerler var. Ha kozmetik. Bunların hepsi kozmetik. Bak sana şöyle göstereyim. Oyundaki haritayı gösteriyorum sana. Şu an bulunduğumuz yer burası. Abi. Bir tık büyütüyorum. Şu anda burası. Şurası kendi içerisinde bir dünya. Taldrassus'tan Zavarek Kaverne gidiyorsun bir dünya. Şu an bizim oynadığımız map. Forbidden Reach. Bak tıkladım. Böyle bir dünya. Burayı gördün ya. Sağ tık yapıyorum. Şöyle bir adacıklar var. Yani burasını bir dünya düşün. Yok be uçarak gidiyorsun her yere. Sonra bak sağ tık diyorum. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4 tane dünyamız var. Merveciğim. Shadowlands'e giriyorsun mesela. Shadowlands kendi içerisinde böyle bölünüyor. Burası bir dünya. Outland kendi içerisinde bölünüyor. Burası bir dünya. Draenor bir dünya. Ve bu dünyaların içerisinde böyle dünyalar ve onların içerisinde dünyalar var. Azeroth şu anda bulunduğumuz dünya. Azeroth'ta biz Drogon Isle'deyiz. Şu an için en azından şimdilik. Şu anda burada Forbidden Reach'te işte para kasıyoruz. Şuradaki questleri yapıyoruz. Emerald derim yeni geldi bu harita. Bu haritada işte görevleri falan yaptık. Burası da eski şeyden gelen. Abi başka dünyalara gitmenin bir amacı yok. Aslında oyun şöyle başladı. En ilk başından beri oynadığım için sana söyleyebilirim bunu. Bir dünya vardı. Sadece bir tane dünya vardı. Ve bu dünya içerisinde böyle küçük küçük işte yerler vardı. Dünya içerisinde adalar, kıtalar. Biz bir kıtada başlamıştık. O kıtadaki görevleri yaptık. O kıtadaki yaratıkları kestik. Bilmem ne falan filan. Oyun büyüdü. Büyüyünce buraya sığmamaya başladı. Dediler ki burayı kapatalım artık. Tabi canım tabi istediğin yerden topluyorsun ama şu anda oyun bu dünyada ya şu anda mesela Drogon Isle'dayız ya biz. Buralarda topladığın Kalimdor'da Pandaria'da topladığın çiçekler para etmiyor yani. Hani şu anda mesela en son gelen harita Emerald derim.
Emerald Dream'de toplarsan parayı diyor. Ki bak ben sana bir dakika. Burayı kesinlikle göstermem gerekiyor sana. Bayılacağım bir yer. Kızların hepsi bayılıyor. Neden bayılıyorlar bilmiyorum. Çok yeşil olduğu için belki. Bak şimdi Emerald Dream'e gidiyorum. Evet, ne güncelleme geldiyse o güncellemenin map'ini kasıyorsun. Öyle. Her güncellemede yeni bir map geliyor. Dünyanın içerisinde bir kıta geliyor mesela. O kıtanın içerisinde yeni işte herb'ler, yeni çiçekler, yeni madenler, yeni görevler, yeni quest'ler oluyor ama seni şey yapmıyor yani oyundan kastırmıyor. Yani diyor ki mesela sen zaten Taldras ustasın şu anda diyor. Senin diyor ana sayfan, ana yerin burası diyor. Zaten bak görevler buralarda var hep günlük quest'ler. Ama diğer yerlerde yok günlük quest falan. Çünkü kimse yok oralarda. Hani artık oynayan kimse yok öyle söyleyeyim sana. Oyuncuların hepsi burada çünkü. Bir de oyunun şöyle bir artısı var. Oyunda milyonlarca sunucu var. Sen bir quest'e ya da bir göreve toplu halde gittiğin zaman oyunun kasmaması için seni hangi sunucu boşsa o sunucuya yolluyor yanındaki adamlarla beraber. Doğal olarak oyun hiç kasmıyor. Yani sıfır. Sıfır kasıntıyla oynuyorsun oyunu. 2004'ten beri adamlar yaptıkları için doğal olarak anasını ağlatmışlar mezunu. Ben 2006'daki bu çıktıktan 2 yıl sonra başlamıştım. 2006'da başlamıştım. Ara verdim. Tekrar başladım. Uyuşturucu gibi lan. Ara veriyorsun, başlıyorsun. Ara veriyorsun, başlıyorsun. Tabii, o yüzden kimse yok. Ama normalde şöyle söyleyeyim sana. Bak gireyim, göstereyim. Mesela Dungeon diyeyim. Find Group diyeyim. Bak görüyor musun? Yüzlerce grup var. Şu anda bunlardan herhangi birine katılıp savaşa gidebilirim mesela. Hani savaş dediğim şey işte. Yani yaratık maratık kesiyorsun. Görmek istersen girerim bir tanesine. Ve sana şey göstereceğim. En son generate'yi göstereceğim. Oraya gidiyorum şimdi. Geldim zaten. Bu haritaya da şurada bir portal var bak şurada. Etrafın böyle yavşamasından anlamışsındır mevzunun olduğunu. Portala giriyorsun. Bağımlılar. Evet. Biraz öyle. Sanki. Bak burası Emerald Dream. Komple yeşillikten oluşan böyle yemyeşil. Şöyle garip garip yerlerin olduğu. Hiçbir zaman çözemedim buraları. Böyle. Bak şimdi kocaman bir ağaç var şurada. Ne boka yaradığını hala anlamış değilim. Ya oyuna girdiğiniz zaman çözecek inanılmaz şeyler var. Çözmek istesen böyle otursan. Lan şunu yapayım. Aynen peri diyar gibi. Baksana şuraya. Bak kocaman bir ağaç var. En tepeye çıkacağım. Ağacın göbeğinde böyle değişik rengarenk böyle yerler var. Değişik değişik hayvanlar var. Baksana şunlara, tiplere bak, tipine soktuklarım. Şuna bak. Mesela ben bunları dayanamıyorum, kesiyorum. Her yerde olduğu gibi bak yine dayanamadım. Kesiyorum şu anda. Güzel saldırıyor ipler ama. Bir şey çıkmıyor abi oradan kesiyorsun da. Hani kazandıracak. Para kazanıyor musun diye soracak olursan hiçbir şey çıkmıyor. Ben zevkine gider, keyfe gider kesiyorum. Bak şimdi bunun tepesinde bak şimdi çıkabilirsem yetmeyebilir belki yetmedi zaten. Ay sokacağım. Çıkar mısın biraz? Çıkamadım. Yine çıkamadım her zamanki gibi. Dur çıkacağım. Şey yok, sınırı yok, limiti yok. Açık dünya olduğu için her yeri gezebiliyorsun. Pili bitmedi aslında. Bir önceki şeyde patch'te yoktu. Şu altta hani dolan şeyler var ya. Onlar yoktu. Oyuna zorluk getirsin diye Blizzard sağ olsun bunları getirdi. Bunu böyle doldurman gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor yaratığın ki tekrar uçabilsin. Yaratıklar için aynı şey geçerli bu arada yani. Fark etmiyor. Yine dolması gerekiyor. Neyse dolsun da dur. Tepeleri göstereceğim sana. Baksana şu yukarılar falan efsane güzel. Ben ilk zaten full yarım gün falan şeyi gezdim. Emerald Dream'i gezdim. Ulan ne güzel yerler var. Ulan ne güzel yerler varmış falan diye. Yukarı çıkıp yukarı sigara içtiğim yer var. Oraya gideceğim şimdi. Sigara yakacağım bir tane. Yakayım hatta. Yok işte normalde bu dolma yeri de yoktu abi. Sonradan getirdiler bunları. Dolma falan yoktu. Uçuyordum kafana göre. Yaratabiliyordu. Gidiyordu yani.
Bunu bu kadar şey yapan da favori ve insanların sevdiği bir oyun yapan şey de abi şey olması, kozmetiğinin olmasıydı yani. Henüz pil değil kız o. Pil diyor hala ya. Pil diyen de ikiz. Duydum. Bak yukarı doğru çıkıyoruz. Çıkıyoruz ve çıkıyoruz. Şöyle tepeye bir yere şöyle. Aha da böyle konuyorsun abi. Hop iniyorsun. Bak pıt 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 dur lan. Çok ağır oluyormuş böyle. Atla gideyim. Öyle. Gökyüzünü izliyorsun. İşte takılıyor kafana göre ya. Oyunda şey yok. Binek devletin olsun dememişler aslında ya. Oyundaki tek şey nasıl diyeyim sana? Oyunun en çok cezbeden tarafı oyunda herkesin gücünün eşit olması. Yani ben 30 yıllık oyuncuyum. Ben çok iyi oynarım. Ya da işte ben 20 yıldır bu oyunu oynuyorum. Herkesten iyiyim falan diyemiyorsun. Çünkü her sezonda sıfır levelden başlıyorsun. Şu an 70 levelim mesela. İtem levelim kaç benim şu anda? 479 item levelim var. İtemlerin levelleri var böyle her birinin. Benimki 479. Ama sezon bitti zaman çöp olacak bu karakter. Delete diyeceğim direkt yani. Sonra tekrar sıfırdan bir karakter açıp yeni bir haritada, yeni bir yerde. Baksana. Şeye doğru gideyim de. Dağın etekleri güzel oluyor. Böyle istediğin herhangi bir yere konuyorsun abi. Böyle etrafı izliyorsun. Takılıyorsun. Şu anda sis var. Sis olması çok güzel görünüyor buralarda. Gerçekçilik var ayağında oyunda. Gidiyor abi. Hepsi gidiyor. Eşyaların, kastığın eşyalar, o itemler, bilmem neler. Hepsi full çöp. Yani şey gibi düşün. Oyunu sıfırdan aldın ve sıfırdan oynuyorsun. Öyle düşün yani. Her yeni sezonda. Ama sezonlar kısa değil tabii. Hani yaklaşık bir seneye kadar süren sezonlar var. Bir sene süren. Ana burası suymuş lan. Burada yanlış yere gelmişsin. Öbür tarafta yeşillik. Ama şu itemleri çıkaracağım diye işte görev yapıyorsun mesela işte şu şeylere dungeonlara mancınlara giriyorsun. İtem çıkaracağım diye. Ama şey biriktirme level kasma hastalığı bende de var. Ama bu öyle değil. Bak şimdi mesela gireyim bir tanesine. Alırlar zaten bize hemen. Level yüksek diye. Gördüğün gibi. Benim de levelime göre çok düşük şu anda girdiğim dungeon da sana göstereceğim diye. Atal Dazar'a girdim. Şeyi gör. Yaratıklarla nasıl şey yapıyoruz. Hani yaratıkların görselleri, kozmetiği falan nasıl onu gör diye. Şu anda sis lan buralar hep. Çeceğim. Normalde yemyeşil olan yerler simsim olmuş. Şu anda saat kaç? Ha 4:30 o yüzden. Sabaha karşı ya. Zorba Gül ve Ay'dı. Şey. Normalde böyle sabaha karşısı olur, çiğ düşer. İşte akşama doğru kararır falan filan ya. Hemen hemen hepsi aynı diyebilirim. Bu arada oyunda Türk yok. Çok fazla. Bak bir tane mining var mesela. Alacağım. Asiktir şey çıktı. Gel buraya gel 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 gel. Aldım. Someone help Simon demiş mesela. Haydiyim. Türk çok az. O yüzden seviyorum. Göt yok yani oyunda. Bir de oyunda şey olmadığı için nasıl diyeyim sana ya kimse kimseyi itelemiyor. Hani oyunda herkes birbirine yardım ediyor. Şey yok çünkü oyunda yani. Hani ben en iyisini aldım itemin sen alma diye bir şey yok. Ben de benim ihtiyacım yoksa mesela sana veriyorum bu itemi. Beraber şey yapıyoruz, yaratık kesiyoruz. Kestiğimiz yaratıktan güzel bir item çıktı. Ya rekabet şöyle var. Mesela bizim guild'de var. Yayın izlemezler inşallah. Şey mesela şu anda biz artı 18 artı 19 dungeonlara gidiyoruz. Gücümüz biraz yüksek olduğu için. Artı 19 ya da artı 20 dungeon'a girdim mesela. Orada ekibe yardım edemedin. Damage vuramadım. Ben DPS karakterim mesela. Damage bekliyorlar benden.
Yeterli damage vuramadım. Hemen herkesin suratı düşüyor. Falan yapıyorlar böyle. Ağızlarını yaya. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. Bak Ataldazar en sevdiğim haritalardan biri bu arada. Dungeonlardan diyeyim. Bunun gibi yüzlerce dungeon var. İstediğini seçebiliyorsun. Sana bağlı. Levelin yüksek seviye düşük seçiyorsan. Bak şimdi şu an 5 kişiyiz. Bir tane healer'ımız var oyunda. Bir tane